Evet arkadaşlar, herkese Son Sosyal Bükücü kanalından selamlar, saygılar sunuyorum. Ne işliyoruz? Türkiye'de seyrek ve Türkiye'nin yoğun nüfuslu alanlarından bahsedeceğiz. Birlikte dolduralım. Arkasından sizinle birlikte tekrar o soru işaretli olan yerleri birlikte doldurarak konumuzu bitireceğiz. Öncelikle Türkiye'de nüfusun en kalabalık olduğu, en yoğun olduğu alanların en başına kim geliyor arkadaşlar? Tabii ki Türkiye'nin İstanbul'un olduğu bölüm, yani neresi burası arkadaşlar? Çatalca Kocaeli bölümü. Türkiye'de nüfusun en yoğun olduğu bölümdür diyoruz. Peki İstanbul, Kocaeli, Sakarya, bakın bunlar nerede? Çatalca Kocaeli bölümünde. Peki yine Güney Marmara'daki arkadaşlar, Bursa çevresi kalabalık mıdır? Tabii ki kalabalıktır. Ege bölgesinde İzmir'in, Manisa'nın olduğu şu kısımlar arkadaşlar, Aydın'ın olduğu şu kısımlar nedir? Kalabalıktır diyoruz. Ege bölgesinde İzmir, Manisa, Aydın çevresi. Akdeniz bölgesinde Antalya. Yine Akdeniz bölgesinde Mersin, Adana, Hatay çevresi kalabalıktır diyoruz. Güneydoğu Anadolu bölgesinde Gaziantep, Şanlıurfa çevresi kalabalıktır diyoruz. Peki İç Anadolu bölgesinde Ankara'nın, Eskişehir'in olduğu Yukarı Sakarya bölümü. Tekrarlıyorum arkadaşlar. Yukarı Sakarya bölümü kalabalıktır diyoruz. Eskişehir, Ankara kalabalıktır. Yine İç Anadolu'da Kayseri, Konya çevresi de yine kalabalıktır diyoruz. Peki başka arkadaşlar? Bunun dışında Doğu Anadolu bölgesinde nispeten Malatya, Elazığ çevresi de kalabalık diyebiliriz. Karadeniz bölgesinde Doğu Karadeniz'in kıyıları, dikkat edin arkadaşlar, kıyılar diyorum. Çünkü sadece Doğu Karadeniz dersem ne olacak? Bayburt var burada, Gümüşhane var ki bunlar Türkiye'nin en az nüfuslu illeri. O yüzden arkadaşlar ne diyecekmişiz? Doğu Karadeniz kıyıları diyeceğiz. Samsun arkadaşlar, bakın Karadeniz'e geldi, kıyılar bakın kalabalıktır. Yine Zonguldak çevresi arkadaşlar kalabalıktır diyoruz. Türkiye'de nüfusun en kalabalık olduğu yerlerden bahsetmiş olduk. Peki Türkiye'de nüfus nerede azdır diye bir soru geldiği zaman arkadaşlar, mesela Hakkari'de nüfusun az olduğunu bileceğiz. Kars, Ardahan çevresinde arkadaşlar nüfusun tabii ki az olduğunu bilelim. Yine arkadaşlar Tuz Gölü çevresi arkadaşlar nedir? Tabii ki nüfusun az olduğu yerlerden birisidir. Devam edelim. Akdeniz bölgesinde bakın Antalya burası, Mersin burası ve şu aradaki Taşeli platosu nedir? Nüfusun az olduğu yerdir. Şurası Muğla'dır. Bakın Muğla Menteşe yöresidir. Menteşe yöresinde nüfus azdır diyeceksiniz. Teke platosu. Bakın Teke platosu şurasıdır. Teke'nin olduğu kısım azdır diyeceğiz. Marmara bölgesinde Yıldız Dağları bölümü. Evet tekrarlıyorum arkadaşlar. Yıldız Dağları bölümü azdır. Yine arkadaşlar Çanakkale, yani biz buraya ne diyeceğiz? Biga diyeceğiz. Biga'nın olduğu bu kısım arkadaşlar azdır. Bakın Biga'nın, Çanakkale'nin az olmasında hem beşeri hem doğal unsurlar vardır. Doğaldan kasıt ulaşımın zor olması, yani yer şekilleri. Yine Çanakkale'de şehitlik olması, tarihi alanlar olması oradaki nüfusu da tabii ki fazla olmasını engellemiş. Bunu da unutmayalım. Bayburt Gümüşhane çevresi, ki Bayburt geçen yıllarda nüfusun en az olduğu şehirdi ama şu an nüfusun en az olduğu şehir kim arkadaşlar? Tunceli'dir. Türkiye'de miktar anlamında en az olan şehir Tunceli'dir. Evet yine arkadaşlar Sinop'ta nüfus azdır. Kastamonu'da nüfus azdır. Engebeli dağlık olduğu için. Bakın buralarda nüfusun az olduğu yerlerin birçoğunda yer şekillerinin olduğunu ama Tuzgölü çevresi nedir?
düz olmasına rağmen neden nüfusu az? Çünkü kurak olduğu için, Türkiye'de yağışın en az olduğu yer olduğu için Tuzgölü çevresinde nedir arkadaşlar? Nüfus azdır diyoruz. Türkiye'de nüfusun çok olduğu ve az olduğu yerleri göstermiş olduk. Peki şimdi ne yapalım? Tekrar Hayat Özel'inde birlikte doldurarak yapalım. Hazır mıyız? Önce çok olan yerlerden başlayalım. Nereden başlayalım? Mesela Doğu Karadeniz'in kıyıları. Değil mi arkadaşlar? Bakın kalabalıktır. Samsun, Orta Karadeniz'de kalabalık. Zonguldak, nerede? Batı Karadeniz'de. Marmara bölgesinde Çatalca, Kocaeli kalabalıktır diyoruz. Yine Güney Marmara'da Bursa, Balıkesir çevresi. Ege bölgesinde İzmir, Manisa, Aydın çevresi. Akdeniz bölgesinde Antalya, Adana, Mersin, Hatay çevresi. Güneydoğu'da Gaziantep, Urfa çevresi. Bunlar ve Doğu Anadolu bölgesinde Malatya çevresi, Elazığ çevresi kalabalık duyuyoruz. Peki Türkiye'nin en kalabalık alanları bunlar. Peki ülkemizde nüfusun az olduğu yerler neresiydi? Örneğin burası Erzurum Kars bölümü. Kars, Ardahan'ın olduğu kısımlar azdır diyoruz. Hakkari'de nüfus azdır diyoruz. Yine Bayburt, Gümüşhane, Tunceli. Bakın buralarda nüfus azdır diyoruz. Yine arkadaşlar Taşeli platosunda, Tekke platosu, Muğla, Menteşe yöresi. Buralarda nüfus az. Ne yarımadasıydı Çanakkale'nin olduğu kısım? Biga. Biga'da. Marmara'da Trakya'nın kuzey doğusunda hangi bölüm vardı? Yıldız Dağları bölümü. Nüfus azdır diyoruz. Yine Sinop'un olduğu kısım. Kastamonu'nun olduğu kısım. Bakın buralarda nüfus azdır diyoruz. Türkiye'de nüfusun çok ve az olduğu yerleri yapmış olduk. Tekrar söylüyorum, sizden ricam. Hayat üzerinde bunları muhakkak uygulamaya çalışın. Herkese kolaylıklar diliyorum.